Vadideki Kureyş. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen en güçlü Arap kavimlerinden biri de Kureyş idi. İsa'dan yaklaşık 400 yıl sonra Kureyş'ten Kusay, Huza'nın lideri Huleyl'in kızıyla evlendi. Huleyl damadını kendi oğullarına tercih etti. Çünkü Kusay zamanının Arapları arasında sivrilmiş bir şahsiyetti. Huleyl'in ölümünden sonra şiddetli bir çarpışma oldu ve sonunda Mekke'nin yöneticiliği ve Kabe'nin koruyuculuğu Kusay'a verildi. Bunun üzerine Kusay, yakın akrabaları olan Kureyşlileri, kardeşi Zühre, amcası Teğim, diğer bir amcasının oğlu olan Mahzum ve daha uzak olan birkaç kuzenini vadiye getirdi ve mabedin yakınına yerleştirdi. Bunlar ve yakınları, vadi Kureyşlileri, Kusay'ın daha uzak akrabaları olan ve çevredeki tepelerde yerleşmiş olanlar ise civar Kureyşlileri olarak tanınır. Kusay bu iki kabileyi de kral gibi yönetir ve vergi alır, bu parayla da kendilerini besleyemeyecek kadar fakir olan hacıları doyururdu. Bu zamana kadar mabedin koruyucuları onun çevresinde çadırlarda kalıyorlardı. Fakat Kusay onlara kendilerine evler yapmalarını söyledi. Kendisi de Darun Nedve adıyla tanınan geniş bir ev yaptı. Her şey ahenkliydi. Fakat karışıklıklar çıkmak üzereydi. Kusay soyunun belirgin özelliklerinden birisi de her nesilde bir tek seçkin kişinin tüm kavme hükmetmesiydi. Kusay'ın dört oğlundan en şerefli ve tanınmış olanı Abdülmenaf'tı. Fakat Kusay en büyük oğlu Abdüddar'ı içlerinde en az yetenekli olmasına rağmen diğerlerine tercih etti ve ölümünden kısa bir süre önce ona şunları söyledi. Oğlum, insanlar onları senden daha şerefli kabul etseler de seni onların seviyesine çıkaracağım. Sen açmadıkça Kabe'ye kimse giremeyecek. Kureyş'in savaş sancağı senin ellerinde olacak. Sen izin vermedikçe hiçbir hacı Mekke'de içecek su bulamayacak. Sen vermedikçe hiçbir yiyecek bulamayacak. Kureyş senin evinden başka yerde bir meselede anlaşamayacak. Kendi hak ve güçlerinin tümüyle birlikte Darun Nedve'nin sahipliğini de ona verdi. Evlada yakışır bir şekilde Abdülmenaf babasının dileklerini tartışmasız kabul etti. Fakat bir sonraki nesilde Kureyş'in yarısı gününün en ileri gelen adamı olan Abdülmenaf'ın oğlu Haşim'in etrafında toplandılar ve hakların Abdüddar sülalesinden Haşim'in kendi sülalesine aktarılmasını istediler. Haşim ve kardeşlerini destekleyenler Zühre ve Teğmin torunları ve en yaşlı grup hariç tüm Kusay soyundan gelenlerdi. Mahzum'un soyundan gelenler ve diğer uzak kuzenler hakların Abdüddar'da kalması gerektiğini savundular. Duygular o kadar şiddetlendi ki Abdülmenaf soyundan bir grup kadın bir kase güzel koku getirip Kabe'nin yanına koydular. Haşim kardeşleri ve diğer taraftarları ellerini bu kaseye daldırıp birbirlerini bırakmayacaklarına dair and içtiler ve bu anlaşmayı teyit etmek için kokulu ellerini Kabe'nin taşlarına sürttüler. İşte bu grup güzel kokanlar diye anıldı. Abdüddar'ın taraftarları da birleşme andı içtiler ve onlara da müttefikler adı verildi. Şiddet ve savaş sadece mabedin içinde değil, Mekke'yi çevreleyen büyük bir daire içinde de yasaktı. İki grup bir anlaşmazlık çıktığında savaş etmek için bu kutsal yerden millerce uzağa gitmek zorundaydılar. Sonunda Abdülmenaf oğullarının vergi toplama ve hacılara yiyecek ve su sağlama haklarını almasına, Abdüddar oğullarının ise Kabe'nin anahtarlarına ve diğer haklara sahip olmasına ve onların evinin yine toplanma yeri Darun Nedve olarak devam etmesine karar verildi. Haşim'in kardeşleri hacılara hizmet görevini Haşim'e verdiler. Hac zamanı yaklaştığında Haşim mecliste kalkar ve şöyle derdi. Ey Kureyşliler, siz Allah'ın komşularısınız. Onun evinin yakınlarısınız. İşte bu bayramda Allah'ın ziyaretçileri, hacılar onun evine geliyor. Onlar Allah'ın misafirleridir ve hiçbir misafir onun misafirleri kadar cömertlik beklemez. Eğer benim kendi zenginliğim yetseydi bu yükü size yüklemezdim. Haşim hem Arabistan içinde hem de dışında şeref kazandı.
Mekke'den kalkan iki büyük kervanı, Yemen'e giden kış kervanını ve Kuzeybatı Arabistan'a, oradan Roma İmparatorluğu'nun bir bölümü olarak Bizans yönetiminde olan Suriye ve Filistin'e giden yaz kervanını o düzenlemiştir. İki kervan da eski Misk yolu üzerinden geçerdi ve yaz kervanının en önemli duraklarından biri ve ilk durağı kuzeyde Mekke'den 11 günlük devre yolu uzaklıktaki Yesrib vahasıydı. Bu vahada bir zamanlar sadece Yahudiler hüküm sürüyordu. Fakat daha sonra Güney Arabistan'dan bir kavim onları yönetmeye başladı. Yahudiler toplumun genel yaşamında rol almaya ve kendi dinlerini koruyarak zenginlik içinde yaşamaya devam ettiler. Yesrib'deki Araplara gelince onlar ana erkil gelenekleri devam ettiriyorlardı. Atalarından bir kadının ölümünden sonra Kayle'nin çocukları adını aldılar. Fakat Kayle'den sonra kabile oğulları Evs ve Hazreç arasında ikiye ayrıldı. Hazreç'in en etkili kadınlarından biri Neccar sülalesinden Amr'ın kızı Selma idi. Haşim onunla evlenmek istedi. Selma kendisiyle ilgili işlerin kontrolünün kendisinde olmasını şart koşarak teklifi kabul etti ve ayrıca bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğinde en azından 14 yaşına dek Yesrib'de büyütmeyi şart koştu. Haşim bu şartları kabul etti. Çünkü yeni gelenler için daha tehlikeli olan Vaha Humması sayılmazsa Yesrib'in iklimi Mekke'den daha sağlıklıydı. Bundan başka Haşim sık sık Suriye'ye gidiyordu. Gerek oraya giderken gerekse dönüşte Selma ve oğlunun yanında kalabilirdi. Fakat Haşim'in yaşamı uzun sürmedi. Seferlerinden birinde Filistin'de Gazze'de hastalandı ve öldü. Haşim'in Abdüşşems ve Muttalip adında iki öz kardeşi ve Nevfel adında bir üvey kardeşi vardı. Abdüşşems Yemen'de ve Suriye'de ticaretle meşguldü. Nevfel ise Irak'ta ticaret yapıyordu. Bu nedenle ikisi de çoğu zaman Mekke'den uzakta bulunuyorlardı. Bu ve daha başka sebepler yüzünden hacılara su verme ve onları beslemek için vergi toplama haklarını Haşim'in küçük kardeşi Muttalib aldı ve kendisinden sonra bu görevleri yüklenebilecek bir kişi düşünmeye başladı. Haşim'in Selma dışındaki diğer eşlerinden 3 oğlu vardı. Fakat söylenenlerin tümü doğru ise bunların hiçbiri ve Muttalib'in kendi oğullarından hiçbiri Selma'nın oğluyla karşılaştırılamazdı. Çok genç olmasına rağmen Şeybe, annesinin verdiği isim, liderlik için özgün vasıflar göstermeye başlamıştı. Vaha'dan geçen yolcular onunla ilgili çok mükemmel haberler getiriyorlardı. Sonunda Muttalib onu görmeye gitti. Gördükleri onu Selma'dan yeğenini kendisine emanet etmesini istemeye yöneltti. Selma oğlunu bırakmak istemiyordu. Şeybe de annesinin rızası olmadan onu bırakmayacağını söyledi. Fakat Muttalib'in ümidi kırılmamıştı. Mekke'nin anne ve oğula Yesrib'in sağlayamayacağı imkanlar sağlayacağını vurguladı. Kutsal evin bekçileri ve tüm Arabistan'daki haccın merkezi olan Kureyşliler şerefçe diğer Arap kabilelerinden üstündüler. Büyük bir ihtimalle Şeybe bir gün babasının görevini üstlenecek ve Kureyş'in liderlerinden biri olacaktı. Fakat bunun için önce kendi halkıyla bütünleşmeliydi. Dışarıdan gelen bir göçmen böyle bir şerefe tabii ki hak kazanamazdı. Selma onun öne sürdüğü düşüncelerden çok etkilendi. Eğer oğlu Mekke'ye giderse onu Mekke'de ziyaret etmesi veya oğlunun onu ziyaret etmesi kolay olacaktı. Bu nedenle onun gitmesine izin verdi. Muttalib yeğenini devesinin arkasına aldı ve yola koyuldu. Mekke'ye giderken yolda onlara rastlayanların bu yabancı genci gördüklerinde Abdülmuttalib yani Muttalib'in kölesi dediklerini duydu. O da bu benim kardeşim Haşim'in oğludur diyerek cevap verdi. Sözlerine karşılık olarak verilen selamla birlikteki gülümseme şehirde ağızdan ağıza dolaşacak olan genç adamla ilgili haberlerin başlangıcıydı. O günden sonra genç Abdülmuttalib olarak anıldı. Mekke'ye vardıktan kısa bir süre sonra babasının hakları üzerinde amcası Nevfel'le aralarında anlaşmazlık çıktı. Fakat koruyucu amcasının ve Yesrib'den gelen desteğin yardımıyla Abdülmuttalib haklarını kazanabildi.
Muttalib'in Yesrib'de verdiği sözlerden de ümit kesmedi. Yıllar sonra Muttalib öldüğünde hiç kimse yeğeninin hacılara yiyecek ve su sağlama haklarını almasına karşı çıkmadı. Onun bu işi becermekte amcasını ve babasını bile geçtiği söylenirdi.